çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomuzun devamı niteliğinde olan bu çevre hesaplama konusuyla alakalı örnek problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi şimdi sizler hemen videoyu durduruyorsunuz. Kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlayıp bizlerle beraber Örnek soru çözümlerimize katılıyorsunuz. Bu arada halen kanalımıza abone olmayan varsa lütfen hemen abone ol tuşuna basıp e, zil tuşuna basarak da bildirimleri açsınlar ve e, yeni gelen videolarımızdan da öncelikle haberdar olmuş olurlar. E, şimdi başlayalım hep birlikte. Bu çevre uzunluklarının, çevre ölçmenin problemleri nasıl oluyormuş? Hep birlikte inceleyelim ve çözelim. Ben sizler için şimdi biraz da yaklaştırayım şöyle. Daha rahat bir çözüm sağlamış oluruz. Evet. Şimdi kısa kenarı hemen birinci problemden başlayalım. Kısa kenarı 16 cm, uzun kenarı 22 cm olan dikdörtgenin çevresi. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulurken hatırlıyorsanız 3 tane yöntemden bahsetmiştik. Birincisi uzun ve kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpmak. İkincisi uzun kenarı 2 ile çarpıp kısa kenarı 2 ile çarpıp bunları toplamak. Üçüncü yöntemimiz de İki tane uzun kenardan, iki tane de kısa kenardan yazıp hepsini toplamak. Düzlemsel şekillerde olduğu gibi. Ama hatırlarsanız ben birinci yolu her zaman tercih ediyordum. Yani çevre eşittir. 16 artı 22 eşittir 38. Bunu da 2 ile çarparsak 76 santimetre olmuş olur. Evet hemen gelelim ikinci problemimize. Yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu 64 cm olduğuna göre uzun kenar uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi bize kısa kenarı vermiş. 12 cm. Bundan bir tane de burada var. Ne yaptı? 12, 12 daha 24. Yani 64'ten 24'ü çevreden kısa kenarları çıkartıyorum. 40 cm. Bu 40 cm iki tane uzun kenarın toplamına eşit. Bunu da ikiye bölersem bir tane uzun kenarı 20 cm olarak bulmuş olurum. Evet. Hemen gelelim 3. problemimize. Yanda ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi ikiz kenar olduğuna göre gördüğünüz gibi şuralarda işaretlerimiz var. Bu 8 olduğuna göre bu da 8'dir. E o zaman çevre eşittir. 8 çarpı 2 16. Bir de üçüncü kenarım var. 22 santimetre. Gördüğünüz gibi çok kolay ilerliyoruz. Evet, şimdi hemen dördüncü problemimizi de çözelim. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir? Şimdi dik karenin ve dikdörtgenin çevreleri eşitmiş. Şimdi karenin bir kenarını bulabilmem için önce dikdörtgenin çevresini hesaplamam lazım. Şimdi burası 25 ise. Burası da 25. Burası 5 ise burası da 5. Hemen önce dikdörtgenin çevresini hesaplayayım. 25 çarpı 25 artı özür dilerim. 5 30 cm çarpı 2 60 cm. Demek ki dikdörtgenin çevresi 60 cm. O zaman karenin çevresi de 60 cm. Çünkü birbirine eşitti bunlar. Şimdi karenin bir kenarını bulmam için hatırlarsanız ne yapıyorduk? Karenin çevresini bulurken bir kenarını 4 ile çarpıyorduk. Geriye doğru gelirken çevresini verip kenarını isterken de çevreyi dörde bölüyorduk. O zaman 60'ı 4'e bölersem karenin bir kenarını 15 cm bulmuş olurum. Hemen sizlerle beraber 5. sorumuzdan devam edelim çözmeye. Bir kenar uzunluğu 150 metre olan karenin şeklindeki tarlanın çevre uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi karenin bir kenarı 150 olduğuna göre diğer kenarları da 150 olacaktır. O zaman 150 çarpı 4 o da eşittir. 600 metre olarak bu kare tarlanın çevresini bulmuş oluruz. Hemen gelelim 6. sorumuza. Yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu 200 cm olduğuna göre çevresi 200'müş. Kısa kenarı kaç santimetre? Şimdi uzun kenarını 80 vermiş. E bu 80 ise burası da 80. Bize buraları soruyor. Şimdi önce ne yapacağız? Uzun kenarları toplayacağız. 80 artı 80 160 santimetre. Çevre 200'lü. 200'den 160'ı çıkarırsam 40 santimetre bu bulduğum sakın şaşırmayın. Bir kısa kenar değil. İki kısa kenarın toplamı. İki kısa kenarın toplamı. Ne yapacağım? Bunu da ikiye böleceğim. 20 santimetre. Bir kısa kenarın uzunluğu olmuş olur. Hemen 7. sorumuzdan devam edelim. Bu arada bu problem çözümlerinde anlamadığınız yerler varsa e, videonun altına yorum olarak eklerseniz biz size hani geri dönüş olarak sağlarız. Her türlü yardımda da bulunmuş oluruz. Evet. Yandaki eşkenar üçgenin Çevre uzunluğu kaç santimetre? Şimdi böyle sorularda bize verileni iyi tahlil etmek lazım. İyi analiz etmek lazım. Ne demiş? Eşkenar üçgen. Şimdi ben biliyorum eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi bu 15 ise bu da 15, bu da 15. O zaman bu eşkenar üçgenin çevresi 15 çarpı 3 45 santimetre yapar. Hemen gelelim son 8. sorumuza bu sayfadaki. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Yine yandakine benzer bir soru. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi dikdörtgeni bulabilmem için önce kareyi bulmam lazım. Şimdi biliyorum karenin dört kenarı birbirine eşit. Bir tanesi 25 ise 25 çarpı 4 100 santimetre. O zaman dikdörtgenin çevresi de 100 santimetredir. Kısa kenarı 8'miş. Bu kısa kenar bu da 8. 8 ile 8'i toplarım 16 cm. Çevreden 100'den 16'yı çıkartırsam bana geriye 84 cm kalır. Bu iki uzun kenarın şöyle göstereyim. İki uzun kenarın evet toplamıdır. 84'ü de 2'ye bölersem 42 cm bir uzun kenarın e, ölçüsü olmuş olur. Evet sevgili çocuklar bunu da böyle bulmuş olduk. Hemen problemlerimize devam edelim. Şöyle rengimizi değiştirelim. Evet Ali bir kenar uzunluğu 80 metre olan kare şeklindeki spor salonunun çevresinde 4 tur koçmuş. Bir kenarı 80 metre kare şeklinde. 4 tur. Ali kaç metre koşmuştur? Şimdi Ali'nin kaç metre koştuğunu bulabilmem için önce benim bu spor salonunun çevresini bulmam lazım. Spor salonunun çevresini bulmam için bir kenarı neymiş? 80 metreymiş. 80 çarpı 4 çünkü dört kenarı birbirine eşitti. 320 metre. Yani Ali bu spor salonunun çevresinde bir tur attığında 320 metre koşmuş oluyor. Ama Ali kaç tur koşmuş? 4 tur. O zaman ne yapacağız? 320'yi 4 ile çarpacağız. O da 1280 metre yapmış olur. Yani Ali sporunu bitirip 4 turunu koştuğunda 1280 metre koşmuş olur. Evet hemen 10. sorumuza gelelim. Yukarıdaki iki eş kare ile oluşturulan şeklin çevresi 150 santimetredir. Eş karelerden bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gördüğünüz gibi iki tane eş kareden ne oluşturulmuş? Bir tane dikdörtgen oluşturulmuş. Şimdi bu soruyu şöyle çözeceğiz. Bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane parçanın toplamı 150. O zaman ben bu 150'yi 6'ya bölersem 25 santimetre bulur. Bu bulduğum bir parça. Unutmayın. O zaman burasına 25 santimetre yazarsam. Bu kısa kenara da 25 yazacağım. 25, 25 daha uzun kenar 50 oldu. Bu uzun kenar da 50 oldu. O zaman ne demiş? Eş birinin bir kenarın uzunluğu. İşte bir kenarının bir uzunluğunu bulmuş oldum. 25. İsterseniz hemen teyit edin. 150'yi bulabiliyor muyuz? 50, 50 daha 100. 25 daha 125. 25 daha 150. Dikdörtgenin çevresini buldum. Bana eş karelerden bir kenarın uzunluğunu, yani benim az önce bulduğum bir parçamı istiyordu. O da 25 cm. Hemen gelelim 11. sorumuza. Yandaki ikizkenar üçgenin çevre uzunluğu 100 mm olduğuna göre DE kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bize şurayı soruyor. Ve bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyip çevresinde çevresinin de 100 milimetre olduğunu söylüyor. E şimdi ben ikizkenar üçgenin bir kenarının 40 milimetre olduğunu biliyorum. O zaman bu kenarım ne olacak? Bu da 40 milimetre olacak. Önce 40 artı 40'ı toplayıp ikiz kenarların 80 milimetre olduğunu buldum. Çevreyi bulabilmem için ne yapacaktım normalde? İki tane ikiz kenarı toplayıp üzerine üçüncü farklı kenarı toplayıp çevreyi bulacaktım. E çevre yüzmüş. ve o zaman yüzden ikiz kenarları çıkartırsam benim bulduğum 20 milimetre benim DE kenarımı yani onlardan farklı olan kenarımı vermiş olur. Hemen 12. sorumuza geçelim. Yukarıdaki dikdörtgende verilenlere göre BC kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu bir dikdörtgen ve BC kenarını istiyor. Yani uzun kenarı istiyor. Bize neyi vermiş? Çevreyi. Ve kısa kenarı. Kısa kenarın biri 15 ise diğeri nedir? 15 santimetredir. Önce kısa kenarları toplayalım. 15, 15 artı 15 30 santimetre. Çevreden kısa kenarları çıkartırsam bana geriye iki tane uzun kenar kalacak. Özür dilerim. 120'den 30'u çıkarırsam 90 santimetre. Bu 90 santimetre iki tane uzun kenar. E 90'ı da 2'ye bölersem 45 santimetre benim bir tane uzun kenarımı vermiş olur. E Benim istediği zaten BC kenarı da benim uzun kenarımdı. Haliyle 45 santim olarak onu da bulmuş oldum. Evet hemen 13. sorumuzla devam edelim. Çevresinin uzunluğu 16 metre olan kare şeklindeki odanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş bize. Şimdi çevre uzunluğu 16 metre olan kare olduğuna göre demek ki 4 tane eş kenarını topladığımızda 16 metre yapıyormuş. Önce 16'yı 4'e bölerek bir kenarının bu odanın bir kenarının 4 metre olduğunu bulmuş oluruz. Ama bize bir kenarının santimetre cinsinden soruyor. E biz biliyorduk 1 metre 100 santimetreydi. E o zaman biz bir kenarını 4 metre bulmuştuk. 4 metre 400 santimetre. Yani bir kenarı 400 santimetre olmuş olur. Evet 14. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki verilere göre dikdörtgenin kenar uzunlukları doğal sayı olmak şartıyla Uzun kenar uzunluğu en çok kaç santimetre olabilir. Şimdi burada ee, tahmin yürüteceğimiz bir soru var. Şimdi şöyle yapacağız. Doğal sayı olmak şartıyla dediğine göre şimdi uzun kenar en çok dediğine göre o zaman kısa kenarın tam tersi yani en az olması lazım. E, kısa kenarı benim yazabileceğim en küçük sayı 1. O zaman bu tarafta 1. 0 yani yazamayacağıma göre 0 yok demek olduğuna göre en küçük yazabileceğim kısa kenara 1. Çünkü bunu en küçük yazarsam uzun kenarında en büyük bulmuş olurum. E şimdi 1 1 daha 2 santimetre. E benim çevrem 10 santimetre. 10'dan 2'yi çıkartırsam bu bulduğum 2 tane uzun kenar. 2 tane. E 8'i de 2'ye bölersem o zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı en çok 4 cm olmuş olur. Zaten hesaplarsak 4, 4 daha 8, 1 daha 9, 1 daha 10. Yani zaten bize de burada çevreyi 10 cm olarak vermiş. Dediğimiz gibi unutmayın. Eğer sizden bu tip problemler için söylüyorum. Bir kenarının en çok olanını istiyorsa diğerini en az almalısınız. Veya size bunu en az isteseydi öbürünü en çok almış olacaktık. Evet çocuklar şimdi 15. sorumuzla devam edelim. Yandaki üçgenin her bir kenarı 3 cm kısaltılıyor. Buna göre üçgenin çevresi kaç cm olur? Şimdi gördüğünüz gibi bu bir eşkenar üçgen. Bu 10 ise bu da 10, bu da 10. Normalde bunun çevresi 10 çarpı 3'ten 30 santimetre olacaktı. Ama bize diyor ki her kenarını 3 santimetre kısaltın diyor. Yani ne olacak? 7, 7, 7. Artık yeni üçgenimizin çevresi 7 çarpı 3'ten 21 santimetre olacak. O zaman ne kadar kısalmış? 30'dan 21'i çıkartırsam 9 santimetre yeni üçgenimin çevresi kısalmış olur. Hemen son sorumuza da problemimize geçelim. Her birinin çevresi 20 santimetre olan eş kareler birleştirilerek KLMN dikdörtgeni oluşturuluyor. Buna göre KLMN dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi her birinin çevresi 20 santimetre olan eş kareler. Şimdi çevresi 20 santimetre ise 20'yi 4'e böldüğümde bu karelerin bir kenarını 5 cm olarak buluyorum. Yani 5, 5, 5, 5, 5. Şimdi KLMN dikdörtgenine baktığımızda uzun kenarının 20 bu uzun kenarı da tabii ki 20 kısa kenarlarında 5 olduğunu görüyorum. O zaman bize bunun neyini sormuş? Çevresini. 20 artı 5, 25 santimetre. Biraz böyle küçük oldu burası ama 25 çarpı 2, 50 santimetre. KLMN dikdörtgenin çevresi de 50 santimetre olur. Evet bulabilmem için önce eş karelerden bir kenarı bulmam lazım çünkü bu kenarların neyse birbirine eşit. E bunu 4'e bölüp 5'i buldum. 5'leri yerine yerleştirdiğimde uzun kenarları 20 cm, e kısa kenarlar zaten 5 cm. Dikdörtgenin çevresini bulmak için de uzun kenarla kısa kenara toplayıp 2'şer tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. 50 cm'yi bulmuş oldum. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bugün de çevre hesaplama konusuyla alakalı problemlerimizi çözmüş olduk sizlerle birlikte. Ee, konumuz güzel, zevkli bir konu, eğlenceli bir konu ama dikkat isteyen bir konu. O yüzden lütfen sizler de bu problemleri e, videoyu durdurarak tek tek çözmeni çözmenizi tavsiye ederim. Ee, bu arada lütfen hemen tavsiyelerimi tekrarlayayım sizin için. EBA TV'yi lütfen izlemeyi sakın unutmayın. EBA üzerinden öğretmenlerimizin gönderdiği ödevlerinizi de lütfen unutmayın. Ee, bu arada tabii ki kanalımızı da takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ee, sizler için güzel içerikler oluşturmaya çalışıyorum burada. Ee, umarım sizler için de faydalı oluyordur. Ee, yorumlar olarak bize dönüş sağlarsanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.